Alay etmenin kaynağı kibirdir. Bir insanın kendini diğer insanlardan büyük görmesine, üstün tutmasına kibir denir. Kibirli kişiler diğer insanlara karşı onları aşağı gördüklerini hissettiren bir tavır sergilerler. Ancak kibiri yalnızca insanlara karşı gösterilen bir tavır bozukluğu olarak düşünmek doğru olmaz. Çünkü kibirli insanlar aynı zamanda Allah'ın dinine uyma, doğru yola davet edildiğinde bu yola icabet etme konusunda da büyüklenirler. İnsan vicdanıyla hareket etmediği, nefsinin telkinlerine uyduğu, Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği ahlakı uygulamadığı müddetçe nefsinin bu tuzağına düşecektir. Çünkü Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi, Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nefis, Rabbimin kendisine esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Şeytanın telkinlerine uyan ve kendilerini hiçbir gerçekliği olmayan üstünlüklere sahip gören kişiler artık tamamen nefislerinin kontrolünde hareket ederler. Bundan dolayı da kibirli olmaları ya da diğer bir deyişle büyüklenmeleri kaçınılmazdır. Kibir, şeytanın da en belirgin özelliklerinden biridir. Kur'an'da bildirildiği gibi Allah, meleklere Hz. Adem aleyhisselama secde etmelerini emrettiğinde, iblis hariç hepsi secde etmiş, iblis ise secde etmekte direnmiştir. Kuşkusuz bunun sebebi kendisini büyük bir akılsızlıkla Hz. Adem aleyhisselamdan üstün görmesi ve bundan dolayı büyüklenmesidir. Kur'an'da şeytanın bu durumu şöyle anlatılır kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O ise diretti ve kibirlendi. Böylece kafirlerden oldu. Bakara suresi 34 Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da iblisin dışında secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah dedi, sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan neydi? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Allah, öyleyse oradan in. Orada büyüklenmen senin hakkın olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen küçük düşenlerdensin. Arap suresi 11-13 Ancak ne şeytanın ne de onun sahte çağrılarına uyanların herhangi bir üstünlükleri yoktur. Aksine bu kişilerin Allah'ın her şeyin üstünde güç sahibi olduğu gerçeğini inkar ederek içine düştükleri akılsızlık onları küçük düşürmektedir. Allah Kur'an'da kendilerince büyüklük iddiasında olanlar için kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların göğüslerinde kendisine ulaşamayacakları bir büyüklük isteğinden başkası yoktur şeklinde haber vermiştir. Bu ayetten de anlamaktayız ki inkarcılar ne kadar arzu etseler de istedikleri büyüklüğe ulaşamazlar. Çünkü büyüklük yalnızca Allah'a aittir ve Allah ancak kendisine itaat eden kullarını yüceltir. Azgın inkarcıları ise hem dünyada hem de ahirette küçük düşürür. Okuduğumuz ayetin ardından gelen ayetlerde de Allah, inkarcıların nasıl bir körlük ve kavrayışsızlık içinde olduklarını şöyle bildirmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ancak insanların çoğu bilmezler. Kör olanla gören bir olmaz. İman edip salih amellerde bulunanlarla kötülük yapan da. Ne az öğüt alıp düşünüyorsunuz. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Bunda hiçbir kuşku yok. Ancak insanların çoğu iman etmiyorlar. Mümin Suresi 57-59 Okuduğumuz ayetlerde de haber verildiği gibi insanların çoğu Allah'ın gücünü ve büyüklüğünü kavrayamadıkları için kendilerine bir lütuf olarak verilen özelliklerden dolayı kibirlenir ve büyüklenme hevesine kapılırlar. İşte bu insanların içlerindeki kibiri dışarı vurma yöntemlerinden bir tanesi insanlarla alay etmektir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, onları küçük gördüklerini hissettirerek kendilerini yüceltebildiklerini zannederler. Bunlardan dolayı da din ahlakından uzak olan cahiliye toplumlarında alaycılık çok yaygın bir davranıştır. Alaycı insanlar içlerindeki büyüklük hevesi nedeniyle sürekli herkesin eksik yönünü görür, güzel yönlerini ise fark edemezler. Bu tip kişilerin her birinin kendilerine göre kibirlendikleri bazı özellikleri vardır. Örneğin kimi başarısından, kimi güzelliğinden kimi de zenginliğinden dolayı kibirlenir. Bundan dolayı da bu yönlerde eksiği olan insanlarla karşılaştıklarında onların eksiklikleriyle alay ederler. Kendilerine bu özellikleri verenin Allah olduğunu ve dilediği her an geri alabileceğini düşünmeksizin böylesine azgın bir tutum sergilerler. Cahiliye toplumlarında din ahlakından uzak olan yapı sebebiyle alaycılık yaşamın kopmaz bir parçası haline almıştır. Çocuklar, gençler hep bu kültür ve ahlakla birlikte büyürler. İlerleyen sayfalarda din ahlakından uzak insanların kendi aralarında yaşadıkları alaycılık örneklerinden de söz edeceğiz ve bu tavırlarıyla kendi kendilerini nasıl sıkıntılı bir ortama soktuklarına şahit olacağız.